ama sen beni hiçbir şey öğretmemişsin. Direkt ben diyorsun ki bana e-fatura kes. Her şey düzenli olsun, biz de istiyoruz. Eğer inanın bir yaya geçidinde araç dursun, arkasından gelir araba vurur. Daha oluşturamamışsın altyapısını, aracı arkasından ceza. 480 lira, 600 lira. Son 2 ayda 20 bin lira ceza ödedim diyebilirim. Bugün bir taksici, biniyorsunuz taksiye, indiğiniz yerde akıyor kaç lira yazmış. Kredi kartınızı uzatıyorsunuz ya da ne bileyim nakit olarak veriyorsunuz. Pazarlık etme şansınız var mı? Yok. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Silifke Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile yaptığımız videomuzu yayınlayacağız. Konuğumuz da her zaman olduğu gibi Sayın Başkan Selçuk Sarıoğlu. Birazdan kendisini dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Yine ne zaman yayınlanacağını, yayınlayabileceğimizi bilmiyorum ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu videoyu da yayınlamış oluruz. Şimdi biliyorsunuz zorunlu ihtiyaçları giderme noktasında hizmet veren personelin dışında çoğu insan evlerine çekildi. İş yerleri yapabilenler home office çalışıyorlar. Home office çalışma noktasında bile olmayanlar, kimi iş yerleri kapandı, kimisi yarım mesaiye döndü. Üretim yapma mecburiyetinde olan fabrikalar biraz daha rölantide çalışır oldu. Ama durmayan birkaç sektör, birkaç iş kolu var. Tabii ki en başta sağlık camiası, sağlık personeli, doktorundan hasta bakıcısına kadar. Onlara tabii ki hep teşekkür ediyoruz, hep teşekkür edeceğiz. Her zaman teşekkür etmek durumundayız. Hayatımız onların elinde çünkü. Hem saygımız, sevgimiz onlara sonsuz. Bunun gibi birkaç iş kolu hiç durmadan ne evde çalışma imkanları var ne de başka türlü rölantiye alma imkanları var. Bunların en önemlilerinden biri de nakliye sektörü. Nakliye sektörü olmazsa o maalesef sağlık camiasındaki arkadaşlar da işlerini yapamaz. Çünkü ilaçlar gidiyor, serumlar gidiyor, efendim bir takım teçhizatlar, şunlar bunlar. Bunları da yapan nakliyeci. Karnımız doymaz. Şimdi telefonla ya da gidip markete belli günlerde alışveriş yapıyoruz. Bir baktık markette bütün raflar boşaldı. Nakliyeci olmasaydı o raflar dolmazdı. Dolayısıyla hayati ihtiyaçlarımızı gideren nakliye camiası, bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu riskli ve zor süreçte durdurak bilmeden çalıştıkları için. İsmim Selçuk Sar. Sınırlı sorumlu Silifke Nakliyeciler Kooperatifi'nin başkanıyım. Biliyorsunuz ki Silifke Nakliyeciler Kooperatifi Türkiye'de nam salmış. Geçmişi kuvvetli bir kooperatif. Ama şu anda çemberlerimiz daralsa da tabii ki hala ismimiz Türkiye'de. 7 yıldır kooperatif yönetimindeyim. Son 3 yıldır başkanlık yapıyorum. Yaklaşık ortalama 400 tane üyemiz var. Araç olarak şu anda 450 civarında aracımız var. Tır, genelde tır olmak şartıyla tabii ki. Burada mermer sektörü güçlü. Mermer, metmar. Yeni açılan fabrikamız var. Metcem. Çimento üzerine. Çimento çekiyoruz burada. Daha çok narinciye sektörümüz var. Rusya'ya gönderdiğimiz bir ihracatımız var. Zaman zaman sezonluk işlerimiz var. Bu şekilde hayatımızı idam ettiriyoruz. Yani kooperatif içinde en büyük sıkıntımız, yani bizim buradaki ton kilometre, sohbetimizi ilk baştan alalım. Ton kilometreye uygulanmadığı sürece, yani bu sektör kesinlikle can bulmayacaktır. Aslında çok basit çözüm. Yani çözüm buradaki çözüm büyüklerimizden gelecek. Hani bizler ne kadar istesek de büyüklerimiz bu işe bir dur diyecek. En başta plakayı bir durduracak. Yeni plakayı açmayacak. Yani bu işten emekli olan arkadaşlarımız plakalarını yeni başlayacak olanlara satacak. Bir de ton kilometreyi uyguladığı zaman, liste fiyatımız olduğu zaman bu iş otomatikman düzelecektir. Gerçekten sıkıntımız çok büyük. Çember daralıyor. Ekmek küçük, pasta küçük. Ama talep çok. Talebin çok olduğu için yani biz de eşit şekilde dağıtmaya çalışsak da kendi içimizde ister istemez bölünmeler yaşıyoruz. Yani rekabetin bir kere ortadan kalkması lazım. Yani rekabet olayı. Yani bir firma benden araç istediği zaman bunun fiyatını zaten bilmesi lazım. Benden pazarlıkla değil fiyatını bilmesi lazım. Yani devletimizden beklentilerimiz çok büyük. Yani vergiler olsun, cezalar olsun çok ağır. Yani şimdi takograf olayına gireceğim ben. Yani şimdi bir takograf, yeni dijital takografa geçirdiler bizleri. Ki çoğu üyem bunu kullanmayı bile bilmiyor. Veya yolda durduran polislerimiz bile bunun nasıl kullanılacağını bilmiyor. Yani tepeden bizden bir şey istendi. Tamam uyumayalım değil, uyalım istiyoruz uyumayı ama yetersiziz. Altyapımız hazır değil. Yollarda dinlenecek yerimiz yok. Hani 4 saatimiz dolduğu zaman bir park alanımız yok duracak.
Yani en büyük sıkıntılar bunlar. Bir kere Avrupa standartına kamyoncularımızı ulaştırsınlar. Tamam, biz Avrupalıya uyalım uymayalım demiyoruz. Ama Avrupalı'nın standartına bizim kamyoncumuz da ulaştığı zaman otomatikman çözülecektir her şey. Yani hepsi geliyoruz, sonucunda dayanıyoruz ton kilometre. Bu işin mesleğen değer kazanmasını istiyorsak bir kere plakayı durdurmamız şart. Yeni plakayı açmayacağız. Eskiler, üyeler işleri bittiği zaman, emekli olduğu zaman bu plakaların değerlensin istiyoruz. O zaman bu iş zaten otomatikman çözülecektir. Bizler kooperatif olarak L belgemiz var. Üyeler olarak da K belgesi. Biz belgesiz araç zaten iş verme zorunluluğumuz yok. Bir şeyin eğitimini vermeden isteyemezsin. Sen bana öğret ki önce onun ne olduğunu, ondan sonra iste. Sen benim hiçbir üyeme gelip de şimdi konudan konuya geçeceğim. Vergiler istiyor ki 5000 lirayı geçen faturalarda e-faturasın, e-irsale düzenleyeceksin. Tamam, düzenleyelim ama sen bunu öğretmedin ki bize. Benim üyemin, 400 tane üyem varsa 40 tane akıllı telefon kullanabiliyor. Nasıl olacak bu iş? Ne yapıyoruz bu sefer? Gidiyor, hiç tanımadığı adamlara şifresini veriyor. Bunu bana kesiver diye. Ne oluyor bunlar? Hep yarın bize ağır cezalarla karşımıza çıkacak bu olaylar. Yani sen önce gel vergi dairesi ise bunu isteyen, bir açık oturum yap, önce bir öğret. Ama sen bana hiçbir şey öğretmemişsin. Direktmen diyorsun ki bana e-fatura kes. Her şey düzenli olsun, biz de istiyoruz. Bakın hani belki devletimiz bunları bizden isterken bizi düşünerek istiyor. Bunun da farkındayız. Ama altyapıyı hazırlamak lazım. Altyapı olmadan olmaz. Yani bir şeyi bana öğretmeden, yani bir evdeki çocuğa bile bir şeyi öğretmezsen bir şey bekleyemezsin o çocuktan. Önce öğreteceksin, sonra isteyeceksin. Ama sen bana öğretmedin ki hiçbir şey. Yıl sonu itibariyle son 2 ay yediğimiz cezaların haddi hesabı yok. Efendim neymiş cezanın sebebi? Yaya geçidinden araç hızlı geçmiş. Soruyorum, hangi Türkiye'de, hangi yaya geçidinde hangi araç yavaşlıyor? Sen Avrupa standartı tamam ama bizde yok öyle bir şey. Çünkü eğer inanın bir yaya geçidinde araç dursun arkasından gelir araba vurur. Daha oluşturamamışsın altyapısını, aracı arkasından ceza. 480 lira 600 lira. İnanın yani son 2 ayda 20 bin lira ceza ödedim diyebilirim. Sırf bu yaya geçidinden hızlı geçtik. Sol şerit ihlali 1000 küsür liraydı. Şimdi daha da yükseldi. Şimdi Erdem, bizim kullandığımız istikamet Silifke, Erdemli, Mersin diye gidiyoruz. Erdemli'nin içinde zaten tek şerit kullanmak zorundasın. Yani sağdaki şeridi kullanma şansın hiç yok. Araçlar sol şeritten gidiyor diye 1300 lira ceza yedik. Yani anlatmayla bitmez. Sonucunda toplanıyoruz, kamyoncu cezaları çekiyor. Yani işverene bir şey yok, hiç kimseye bir şey yok. Her şeyi kamyoncu üstleniyor. Yine de kamyoncudan bir şey olmuyor yani. Vergiler zaten herhalde böyle giderse seneye kadar kimse bir şey yapamayacak diye düşünüyorum. Geçenlerde işte vergi dairesi müdürümüz geldi, şartı ağırladık. 5000 lirayı geçen borçlarda araçlara bağlama çıkartacaklarmış. Nasıl şimdi bir demir yığını para ediyorsa buyurun bağlayın dedim. Yani diyecek başka bir şey kalmadı orada. Yani biz istiyoruz ki önümüze assınlar, vergi ödeyelim. Biz KDV kaçırmak istemiyoruz. Devlete KDV'mizi ödeyelim. Neden? Çünkü devleti kalkındıran bizleriz. Ama biz de kazanalım istiyoruz. Önce vereceksin, sonra isteyeceksin. Ama sen vermeden istiyorsun. Hep bana dediğin zaman bir yerde tıkanıp kalacağız. Yani kamyoncu gerçekten toplu intihara gidiyor. O kadar net konuşuyorum. Kooperatif olarak tüm taşıdığımız şeylerde yük sigortamız mevcuttur. Yani hiçbir aracımızı sigortasız çıkartmıyoruz dışarıya. Yani kooperatif olmamızdaki zaten en büyük avantajı, bize işverenlerin en büyük avantajı da bu. Yani limon taşıyorsak sigortalı veya başka yük taşıyorsak hepsi sigortalı. Yani bize kalırsa çözüm çok basit. İlk başta dediğim gibi öncelikle plakayı bir durduracak. Yeni plakayı açmayacak. Lojistiklere biraz dur diyecek. Bireysel kamyoncular, alttan yukarıya doğru bir teşvik ver. Eski araçlarını yenileyebiliyorsa yenilesin. Bu işi de bırakıyorsa bırak plakasını satsın. Güzel bir emeklilik yaşasın. Güzel bir hayat yaşasın. Artı ton kilometre. Ton kilometreyi mutlaka uygulamamız lazım. Yani biz pazarlıkla değil liste fiyatıyla çalışalım. Bugün bir taksici, o da meslektaşımız sonuçta, bir yan kuruluş. Biniyorsunuz taksiye, indiğiniz yerde akıyor kaç lira yazmış. Kredi kartınızı uzatıyorsunuz ya da ne bileyim nakit olarak veriyorsunuz. Pazarlık etme şansınız var mı? Yok. Ama bizler öyle değil. Bana soruyor, ben 3'e taşırım diyorum. Öbürü diyor ki 2'ye taşırım. Aç, piyasa aç. Yani piyasanın açlığından da faydalanıyorlar. Sıkıntılarımızdan en büyüğü de bir tanesi de hesaba havale. Bu hesaba havale işini bir kere kamyoncudan kaldırmaları lazım.
Ya da kaldırılmıyorsa da tamam, hesaba gelmesin demiyoruz. Yükümüzü indirelim. 7 gün fatura süremiz var. Bu devletin bize verdiği bir şey. 7 günde benim faturamı gönderiyorsa gönderiyor. Göndermiyorsa, ben bunu devletime ibraz ediyorsam artık ona göre bir yaptırım uygulaması lazım. Bir ceza işlem ya da ne bileyim ticari hayatını bitirsin. Ki aramızdaki firmaların içinde çürükler gitsin. Sağlamlar kaldığı zaman bu işler zaten düzelir. Ama gidiyoruz sürekli, inan aylardır para bekliyoruz. Gelmeyen paralarımız var. Kamyoncu zaten baston değneğiyle ayakta duruyor. Zaten alacağım 1.000 lira, 1.000 liradan fazla avukat parası alıyor. Ne yapıyor bu sefer? O lanet olsun diyor, gidiyor kamyoncu. Ama nereye kadar? Bir yerde tıkanıp kalacak bu yöre. Adam şirketini kuruyor, çalıştırıyor aracını. Mesela aylıklı araç da verdik kiraya. Yenen 70-80 bin lira, hala mahkemede adamın üstünde hiçbir şey yok. Şirketin adında bir şey yok. Şahsi malı var ama diyor ki şirket batmış diyor, yapacak bir şey yok. Yani bu kadar basit olmamalı bazı şeyler. Yani sen beni çalıştırıyorsun, benim arın terimi götürüp başka yerde yiyemezsin. Yani buna dur dememiz lazım. Buna dur dememiz lazım. Yani devletin bu işe gerçekten bir çözüm bulması lazım. Dediğin gibi eğer 7 gün içinde faturamızı ödemiyorsa ticari hayatını men etsin. Bitti. Bu kadar basit. Bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Yani bizim önümüzü açmaları lazım. Yani borçlarımızı, inan arabalarımızı satsak borçlarımı ödemez hale geldik. O yüzden büyüklerimizden istediğimiz, ya en azından 2 yıl ödemesiz olabilir, yani bir teşvik kredisi olabilir. Ya, kamyoncunun önünü açacak ki sonra isteyecek. Ondan sonra ton kilometremizi uygulasın, plakamızı durdursun, hepsi düzelip gidecektir bunlar. Tek çözüm ton kilometre, plaka durdurumu, bir de takograflar artık bilmiyorum ne olacak. Takograflara illaki uyarız, sıkıntı yok, yeter ki kazanalım. Kazanmak istiyoruz artık. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dediği gibi UETDS olması gerekiyor. Her zaman bunu söylüyoruz. Olması gerekiyor. Bu birçok haksızlığın önüne geçecek. Buna bir lafımız yok. Ama burada teknolojik yetersizlik, bilgisizlik noktasında bir şeyler yapılması lazım. Ancak diyor benim üyelerimin ne kadar üyesi vardı? 400 üyesi vardı bu kooperatifin. Ancak %40'ında akıllı telefon var. Diğerlerinde yok. Bunlar nasıl yapacaklar diyor. Yani işte buraya daha hani böyle daha rasyonel çözümlerle yaklaşmak gerekmez mi? Biraz öyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunların hepsi, takografı da, UETD'si de bu vatandaşa, bu işi yapan insana yarayan şeyler. Ama altyapısının uygun olması lazım. Altyapısını halletmek gerekiyor. Bunu da devlet hallederse hakikaten her iki taraf için de gerçekten çok daha iyi bir sektörle karşı karşıya kalacağız. Bu program da burada bitti. Yine her zamanki gibi ne diliyorum? Sağlık diliyorum. Huzur diliyorum. Güzel günlere inşallah diyorum. Hoşçakalın.